Fizilalil Kur'an Tefsiri yazan Seyyid Kutup Maide Suresi 4. bölüm Yüce Allah, söz konusu kişiler arasında hüküm verip vermeme konusunda peygamberimizi serbest bırakıyor, ona gelip hüküm vermesini istediklerinde peygamberimiz dilerse, onlardan yüz çevirecektir, böyle yaptığında onlar, peygamberimize hiçbir zarar dokunduramayacaklardır, peygamberimiz isterse, onlar arasında hüküm verecektir, ancak, hüküm vermeyi yeğlerse, onların arzularına kapılmaksızın, yarışırcasına küfre koşmalarından çevirdikleri dolaplardan entrikalardan etkilenmeksizin adalet uyarınca hüküm verecektir. Çünkü Allah adalete bağlı olanları sever. Bu meselede, peygamber de, Müslüman devlet başkanı da, Müslüman yargıç da, Allah'ın buyruğu doğrultusunda hareket etmekle, adaletin gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Çünkü Allah, adalete bağlı olanları sever, insanlar zulmetmiş, ihanet etmiş, sapıtmış olsalar bile adalet, onların bu yaptıklarından doğabilecek her türlü etkilerine kapalı. Bunlar, körü körüne yalana kanarlar, ısrarla haram yerler, buradaki haram, faiz, rüşvet, ısmarlama konuşmalar ve fetvalar için alınan karşılık da dahil olmak üzere, her türlü haram malı kapsamaktadır. Bunlar, onların ve de her dönemde Allah'ın çizdiği yolun dışına çıkmış toplumların, yemekte oldukları haramların belli başlılarıdır. Bu ayette haram için, S-U-H-T, sözcüğü kullanıldı, çünkü bu, bereketin kökünü kurutmaktadır. Sapıtmış toplumlarda betin bereketin kalmadığı ne kadar da belirgindir. Bugün bunu Allah'ın sisteminden, şeriatından uzaklaşmış olan her toplumda kendi gözlerimizle de görmüyor muyuz? Peygamber'in hüküm verip vermeme konusunda serbest bırakılmış olduğu dönemde Yahudiler kimi davalarını halletmesi için Peygamberimize getirirlerdi. Malik'in, Nafi ve Abdullah bin Ömer'den naklen bizlere aktarmış olduğu bir olay, bu konuda bir örnek olarak gösterilebilir. Yahudiler Peygamberimize gelerek kendilerinden bir erkek ile bir kadının zina ettiğini söylediler. Bunun üzerine Peygamberimiz onlara rekım konusu. Tevrat'tan nasıl bir hüküm çıkarıyorsunuz, diye sordu, onlar, kendilerini teşhir ederiz ve de kırbaçlanırlar, şeklinde yanıtladılar, bu yanıt üzerine Abdullah bin Selam, yalan söylediniz, Tevrat'ta rekım cezası var, dedi, buna karşılık Yahudiler, Tevrat'ı getirip açtılar, aralarından biri, parmağıyla rekım ayetini kapatarak, söz konusu ayetin öncesini ve sonrasını okudu, Abdullah bin Selam, parmağını kaldırdı, kaldır oradan, dedi, adam parmağını kaldırınca, rekım ortaya çıktı, bunun üzerine Yahudiler, Muhammed doğru söylemiş, Tevrat'ta gerçekten rekım ayeti varmış, dediler, Peygamberimiz, ilgili hükmün uygulanmasına karar verdi ve ikisi de rekım edildiler, ben adamın, taşlardan koruyabilmek için kadının üstüne kapandığını görmüştüm, Buhari ve Müslim. Yine aynı konuda bir başka örnek olarak İmam Ahmed'in Müsned'inde İbn Abbas'tan aktardığı bir rivayeti görelim. Bu ayet Yahudilerden iki grup hakkında indirilmiştir. Bu iki gruptan biri cahiliye döneminde diğerini yenilgiye uğratmıştı. Sonunda iki grup oturup anlaşmaya varmışlardı. Anlaşma gereğince yenen grup yenilen gruptan öldürdüğü her kişi için elli ve yenilen grup da yenen gruptan öldürdüğü her kişi için yüz vesak fidye ödemeye razı olmuştu, bu arlaşma peygamberimiz Medine'ye geldiğinde de halen yürürlükteydi, derken yine, yenilen gruptan biri, yenen gruptan birini öldürmüştü, bunun üzerine yenenler, yenilmiş olanlar bir elçi göndererek, kendilerine yüz vesak fidye ödenmesini istediler, ancak yenilenler, kendilerine gönderilen elçiye şu karşılığı verdiler, iki tarafın da, dinleri, soyları ve yurtları aynı olmasına karşın, taraflardan birinin ödeyeceği diyet tutarının, diğer tarafın ödeyeceği diyet tutarının tam iki katı olması doğru mu, sizlere daha önceleri fidye ödemiştik ama bu durum aslında, bizlere açıkça zulmettiğinizi ve ayrımcılık yaptığınızı gösteriyor. Artık Muhammed geldi. Bundan böyle size fidye falan ödemeyeceğiz. Bu tartışma iki grup arasında neredeyse yeniden bir savaşın patlamasına neden olacaktı. Sonuçta her iki grup da Peygamberimizi aralarında hakem tayin etme noktasında görüş birliğine vardılar. Bu kararın alınmasının ardından yenen grubun içinden birisi çevresindekilere yemin ederim ki Muhammed onların bizlere, bizim onlara ödediğimiz tutarda fidye vermelerine karar verecek Burada peygamberimizin Yahudiler arasında hüküm verme konusunda serbest bırakılmış olması bizlere bu hükmün ilk dönemlerde indirilmiş olduğunu gösteriyor. Zira daha sonraları İslam şeriatına göre hüküm verme ve yargılama zorunlu kılınmıştır. Darul İslam'da sadece Allah'ın şeriatı uygulanır. Orada yaşayan herkes Allah'ın şeriatına göre yargılanmak durumundadır. Bununla birlikte İslam devletinde İslam toplumu arasında yaşayan kitap ehli için İslam'ın özel bir prensibi vardır. Bu prensibe göre kitap ehli kendi şeriatlarında bulunan hükümler ve kamu düzenine ilişkin esaslar dışında hiçbir konuda zorlanamaz. Onlar için kendi şeriatlarında serbest bırakılmış her şey serbesttir. Domuz beslemek, domuz eti yemek, Müslümanlara satmamak koşuluyla içki imal etmek ve içmek bunlara örnek olarak gösterilebilir ancak faiz onlar için de yasaktır zira bu onların kitabında da haram kılınmıştır yine zina ve hırsızlık suçlarına ilişkin cezalar onların kitabında da bulunmasından ötürü onlara da uygulanır ayrıca devlete baş kaldırmak ve ülkede bozgunculuk yapmak gibi suçlar işleyecek olurlarsa tıpkı müslüman yurttaşlar gibi onlar da gereken cezaya çarptırılırlar çünkü bu İslam devletinin ve onun sınırları dahilinde yaşayan, Müslüman olsun ya da olmasın her yurttaşın güvenliğini sağlama bakımından bir zorunluluktur. Zaten bu noktada, İslam devletinin sınırları dahilindeki hiçbir yurttaşa, hiçbir şekilde göz yumulamaz. Onlar, Allah'ın hükmünü içeren Tevrat ellerindeyken, niçin senin hakemliğine başvuruyorlar ve sonra da verdiğin hükme yan çiziyorlar? Kafirlere karşı onurlu davranırlar. Biz insanların söylediklerini, yaptıklarını, sahip oldukları üzerinde uzlaşma sağladıkları şeyleri, pratik hayatlarında edindikleri değer ve ölçüleri her zaman göz önünde bulundururuz. Çünkü biz ölçü, kriter ve değerlendirme konusunda başvuracağımız temelden habersiz ya da yanılgı içindeyiz. Bunun Allah'ın sistemi, şeriatı ve hükmü olduğundan haberimiz yok. Oysa sadece o gerçektir. Ona karşıt olan her şey de batıldır, boştur, isterse milyarların geleneği olsun, onlarca asır boyunca gelip geçen ulusların üzerinde birleştikleri bir şey olsun. O, bağışlayandır, sevendir, Buruç suresi 14. Bu Allah'ın bağışıdır, onu dilediğine verir. Sonra Allah tarafından seçilmeleri, onunla seçkin müminler arasındaki karşılıklı sevgi, onların özellikleri ve unvanları haline getirdiği bu karakteristik çizgiler, onların gönlünde yer eden Allah'a güven duygusu, cihada girişirken onun yol göstericiliğine göre hareket etmeleri, evet tüm bunlar Allah'ın lütfudur. Yüce Allah, iman sıfatına uygun düşen tek dostluk yönünü de müminlere göstererek, dost olacakları kimseleri açıklamaktadır. Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve namaz kılan, zekat veren, rukua varan müminlerdir. Ayet bu şekilde kesin ifadelidir, bir demagojiye ve teviyle imkan bırakmamaktadır, İslami hareketin ya da İslam düşüncesinin cıvıklaştırmasına fırsat vermemektedir. Namaz kılan, zekat veren, rukua varan müminler. Gerçekte işin böyle olması zorunludur da çünkü sorun dediğimiz gibi özünde inanç sorunudur. Bu inanca göre hareket etme sorunudur. Dostluğun bütünüyle Allah'a özgü olması için, mutlak anlamda ona güvenilmesi için, din olarak İslam'ın benimsenmesi için, sorunun Müslüman saf ile İslam'ı din edinmeyen, onu hayat düzeni olarak benimsemeyen diğer sıfatların ayrılığı sorunu olarak algılanması için ve İslami hareket ciddiyet ve düzen bulunması için biricik önderlikten ve yegane sancaktan başka kimsenin dostluğu söz konusu değildir. Mümin topluluktan başkasıyla yardımlaşma mümkün değildir. Çünkü İslam'ın hayat düzeninde işbirliği inançtan kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz namaz insanı kötülükten ve çirkin şeyleri yapmaktan alıkoyan. Ankebut suresi 45 kıldığı namaz kişiyi kötülükten ve çirkin şeyleri yapmaktan alıkoymuyorsa bu namaz dosdoğru kılınmamış demektir çünkü şayet Allah'ın söylediği şekilde kılınmış olsaydı kuşkusuz onu bunlardan alıkoyardı Toplumun durumunu düzeltmek için uygar anlamda ve malın vergisini toplamak veya devlet adına ya da halk adına yahut herhangi bir yeryüzü mercii adına zenginlerden alıp fakirlere vermek yeterli değildir. Bu haliyle sadece bir tek hedef gerçekleştirilmiş olur, ihtiyaç sahiplerine mal ulaştırmak. Maldan paylarına düşeni toplarken hiç kimseye haksızlık etmediklerini de hatırlatalım. Son olarak bu hoşnut, iyi, güzel atmosferde zekat, temizlik ve gelişme atmosferinde mali bir vergiyi de yerine getirmiş oluyor. Zekat vermek, müminlerin hayati işlerde Allah'ın şeriatına uyduklarını gösteren en belirgin özelliklerinden biridir. Bu aynı zamanda her işlerinde yüce Allah'ın otoritesini kabul ettiklerini de göstermektedir. İşte İslam budur. Bu onların karakteristik durumudur. Sanki sürekli olarak asıl durumları budur. Bu nedenle namaz kılanlar sıfatıyla yekinilmemektedir. Bu yeni özellik daha genel ve daha kapsayıcı bir özelliktir. Çünkü bu gönüllerde sürekli durumları buymuş gibi bir düşünce uyandırıyor. Onların en belirgin özellikleri ve onunla tanındıkları bu özelliktir. Yüce Allah, kendisine güvenmelerine, ona sığınmalarına, sırasıyla yalnızca ona, peygamberine ve müminlere dost olmalarına ve tamamen Allah için oluşmuş saffın dışında tüm saflardan bütünüyle ayrılmalarına karşılık müminlere yardım ve galibiyet vaat etmektedir. Kim Allah'ı, peygamberi ve müminleri dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın tarafını tutanların grubudur. Bu galibiyet sözü imandan kaynaklanan bir kuralın açıklanmasından sonra yer almaktadır. Bu kural Allah'a, peygamberine ve müminlere yönelik dostluktur. Ayrıca bu Yahudi ve Hristiyanları dost edinmemeye, bunun Müslüman saftan ayrılıp Yahudi ve Hristiyanların safına katılmak olduğuna, aynı zamanda dinden dönmek anlamına geldiğine ilişkin bir uyarıdır. Burada Kur'an'ın genel bir yaklaşımı göze çarpmaktadır. Yüce Allah, sadece İslam daha iyidir diye teslim olmalarını istemektedir Müslümanlardan. İleride galip geleceği, yeryüzüne egemen olacağı için değil, bunlar zamanı gelince gerçekleşecek sonuçlardır. Sadece Yüce Allah'ın bu dini yerleştirmesine ilişkin takdirini gerçekleştirmek için meydana gelirler, insanları bu dine girmeye teşvik etmek için değil. Müslümanların galip gelmelerinde kendileri için herhangi bir şey söz konusu değildir. Ne benlikleri ne de kişilikleri için bir pay çıkarmazlar. Bu sadece onların eliyle gerçekleşen Allah'ın kaderidir. Bunu akideleri için bahsetmiştir yüce Allah. Şahıslardan dolayı değil. Elbette bu uğurda sarf ettikleri çabanın mükafatını alacaklardır. Bu dinin yeryüzüne yerleşmesinin ve bu yerleşmeden dolayı yeryüzünün ıslah olmasının doğurduğu sonuçların sevabını alacaklardır. Sonuçta zaman ve mekanla bir ilişkisi bulunmayan şu kuralı öğrenmiş oluyoruz. Bu kuralın Allah'ın değişmez yasalarından biri olmasıyla güven duyuyoruz. Kimi çarpışmalarda ve bazı konumlarda mümin topluluk bozguna uğramış olsa da durum değişmeyecektir. Hiçbir zaman değişmeyen yasa Allah'ın hizbini, taraftarlarını oluşturanların galip olacaklarıdır. Kuşkusuz Allah'ın kesin vaadi yolun kimi aşamalarında beliren durumlardan daha doğrudur. Allah'ı, peygamberi ve müminleri dost edinmek yolun sonunda Allah'ın vaadinin yerine gelmesine bir araç konumundadır. Birinci çağrıda, doğrudan yasaklama ve Yüce Allah'ın katından bir fetih veya olayla münafıkları ortaya çıkarması şeklindeki korkutma yöntemine başvurmuştu. İkinci çağrıda, Allah'ın, peygamberinin ve müminlerin düşmanlarını dost edinmek suretiyle dinden dönmekten, irtidat, sakındırma ve Allah tarafından sevilen ve Allah'ı sevenlerin oluşturduğu seçkinler topluluğundan olmalarını teşvik etmek ve Allah'ın her zaman galip hizbine yardım vaat etme yöntemlerine başvurmuştu. Şimdi ise, Kur'an-ı Kerim'in bu derste yer alan, müminlere yönelik üçüncü çağrıyla, gönüllerine, düşmanlarının eğlence ve alaya aldıkları dinlerini, ibadetlerini ve namazlarını koruma duygusunu serptiğini görüyoruz, dostluklarından alıkoyma noktasında ehli kitap ile diğer kafirleri de bir tuttuğunu, bunu Allah'tan korkmaya bağladığını görüyoruz. Bu arada bu çağrıya kulak vermeyi, iman sıfatıyla irtibatlandırdığını, kafirlerin ve ehli kitabın marifetlerini kınadığını, onları akıl etmezler olarak nitelediğini görüyoruz. 57 Ey müminler, sakın sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden dininizi alaya alanları, eğlence konusu yapanları dost edinmeyiniz, eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'tan korkunuz. 58 birbirinizi namaza çağırmak için ezan okuduğunuz zaman onlar bu çağrınızı alaya alırlar, eğlence konusu yaparlar. Bu davranış onların aklı başında olmayan kimseler olmalarından kaynaklanıyor. Bu, kendisinde müminin hamiyeti bulunan herkesi etkileyen bir durumdur. Dini alaya alındığında ibadet ve namazı eğlence konusu yapıldığında, Rabbinin huzurunda durduğu an, oyun ve eğlence konusu yapıldığında, tüm onurunun kırıldığını gören müminin, müminlerle, bu tür çirkin bir davranışı yapanlarla, akılsızlıklarından ötürü böyle bir suçu işleyenlerle dostluk yapmak mümkün müdür? Allah'ın dinini ve müminlerin Allah'a yönelik ibadetlerini, aklı başında bir insan alaya alamaz. Çünkü akıl, sağlıklı ve doğru olduğu zaman çevresindeki her şeyde Allah'a inanmanın işaretlerini görür, ancak bozulup sapıttığı an, bu işaretleri göremez olur. Çünkü böyle bir durumda, onunla varlıklar arasındaki ilişki bozulmuştur. Oysa tüm varlıklar, kulluk ve ululanmayı hak eden bir ilahın varlığına işaret etmektedir. Aynı zamanda akıl, sağlıklı, doğru ol olduğu zaman evrenin ilahına yönelik kulluğun güzelliğini ve üstünlüğünü algılayacaktır. Eğer sağlıklı ve tutarlı ise Allah'a yönelik kulluğu oyun ve eğlence konusu yapmayacaktır. Bu Kur'an, kıyamete kadar Müslümanların yol gösterici kitabı olması için gelmiştir. Itikadi düşüncelerini kurduğu gibi, toplumsal düzenlerini de kurmaktadır. Bu kitap aynı zamanda hareket stratejilerini de belirlemektedir. İşte bakın, Allah'tan, onun Peygamberinden ve müminlerden başkasını dost edinmemelerini öğretmektedir. Yahudi, Hristiyan ve kafirlerle dostluk kurmalarını yasaklamaktadır. Bu sorun karşısında, en kesin tavrı takınmaktadır. Çeşitli yöntemlere başvurarak bu derece genişçe ele almaktadır. Kuşkusuz bu din, taraftarlarına hoşgörülü olmayı, ehli kitapla, özellikle kendilerine Hristiyan diyenlerle ilişkilerinde, iyi davranmalarını emretmektedir, ancak bunlarla dostluk kurmalarını yasaklar, çünkü hoşgörü ve iyi ilişkiler, ahlak ve yaşam tarzı sorunudur, dostluk, yardım demektir, iki grubun yardımlaşması demektir, Müslümanlarla kitap ehli diğer tüm kafirlerde olduğu gibi arasında işbirliğinin bulunmasıdır, daha önce de değindiğimiz gibi, Müslümanın hayatında yardımlaşma, din için ve onun sisteminin ve düzeninin insanların hayatında kurulmasını sağlamak amacıyla yapılan cihad için geçerlidir. Bu konuda, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında bir işbirliği olabilir mi, nasıl olabilsin ki? Bu alaya alma ve eğlence konusu yapma, Kur'an-ı Kerim'in peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, kalbine o günkü Müslüman kitle için indiği dönemde, kafirlerden, ehli kitaptan da özellikle Yahudilerden kaynaklanıyordu. Peygamberimizin hayatında Hristiyanlardan böyle bir davranışın meydana geldiğine ilişkin bir belgeye rastlamıyoruz. Ancak, Yüce Allah, Müslüman kitle için düşünce ve hayat sistemini dayandıracağı süreçte, sürekli bir kural belirliyor, kuşkusuz Yüce Allah, tarih boyunca, Müslüman nesillerin karşılaşacakları durumları biliyordu, İşte biz, sayıca tüm kafirlerden, Yahudilerden daha fazla olan ve kendilerine Hristiyan diyenlerden oluşan, bu dinin ve Müslüman cemaatin düşmanlarını gördük, görüyoruz, bunlar da onlar gibi İslam'a düşmanlıkta paylarını almışlardır, ardarda geçen asırlar boyu İslam'a, tuzaklar kurmuşlardır, Hazreti Ebu Bekir R.A. ve Hazreti Ömer R.A. döneminde İslam'ın Roma devleti ile çarpışmasından beri kesintisiz bir savaşa tutuşmuşlardır. İslam'a karşı bir süre Haçlı seferleri, ardından hilafeti ortadan kaldırmak için Haçlı devletlerinin yeryüzünün her tarafından saldırıya geçtikleri Doğu sorunu şeklinde sürdü bu savaş. Bir ara Haçlıların içlerinde gizledikleri ancak kimi zaman ağız kızlarından kaçırdıkları sömürgeciliğe zemin hazırlayan ve ona dayanan, misyonerlik, şeklinde sürdü, sonra bu kızgın savaş, yeryüzünün hangi bölgesinde olursa olsun ortaya çıkan İslami diriliş hareketlerine karşı sürmektedir. Bu saldırıların tümünde Yahudiler, Hristiyanlar, kafir ve putperestler birlikte hareket etmişlerdir. 59'deki, Ey kitap ehli, bizden hoşlanmamanızın sebebi Allah'a, bize indirilen kitaba ve daha önce indirilmiş olan kitaplara inanmamız ve de çoğunuzun fasık, yoldan çıkmış kimseler olmanız değil midir? 60'deki Allah katında bundan daha kötü konumda olanları size bildireyim mi? Allah'ın lanet ettiği, gazabına uğrattığı, aralarından bir bölümünü çarpıtarak maymuna ve domuza dönüştürdüğü kimseler ile tauta, şeytan, tapan kimselerdir. Bunlar konumları en kötü ve doğru yoldan en sapmış olanlardır. Yüce Allah'ın, Peygamberinden ehli kitaba yöneltmesini istediği bu soru, bir yönden onların pratik durumunun tespiti amacına yönelik açıklayıcı ve Müslüman topluma onların dinlerine ve namazlarına karşı alaya alıcı bir tutum içinde olmalarına neden olan etkenlerin gerçekliğini ortaya çıkarıcı bir sorudur. Diğer yönden, realitelerini ve bunu işlemeye yönelten etkenleri kötülemek amacına yönelik kınayıcı bir sorudur. Aynı zamanda bu Müslümanları güçlen o kavmin dostluğundan nefret ettirmek ve bu dostluktan alıkoymaya ve sakındırmaya ilişkin geçen üç. Ehli kitabın Resulullah salat ve selam üzerine olsun. Döneminde Müslümanlardan günümüzde de ortaya çıkan İslami diriliş hareketlerinden nefret etmelerinin nedeni, Müslümanların Allah'a ve onun kendilerine indirdiği Kur'an'a ve Kur'an'ın doğruladığı daha önce Allah tarafından kitap ehline indirilen kitaplara inanmalıdır. Onlar Müslüman oldukları, Yahudi ya da Hristiyan olmadıkları için Müslümanlara düşmanlık ediyorlar. Ehli kitap Allah'ın indirdiklerinden sapmış fasıklar oldukları için Müslümanlara düşmanlık besliyorlardı. Fasıklık ve sapıklıklarının kanıtı da ellerinde bulunanı uydurup bozduklarını değil, doğruladığı halde son mesaja ve Allah'ın gönderdiği tüm peygamberleri doğrulayan ve onlara gereken saygıyı gösteren son peygamber inanmamalarıdır. Medine'de Müslümanlara ait bir organik yapı oluştuğundan, kişilikleri belirginleştikten, artık Allah'ın eşsiz sisteminin gölgesinde bağımsız dinlerinden, düşünce ve hayat düzenlerinden kaynaklanan bağımsız bir varlığa sahip oldukları günden beri 1400 sene boyunca silahlarının susmadığı, kızgınlığın dinmediği bu sürekli savaşı başlatmışlar Müslümanlara karşı onlar her şeyden önce Müslüman oldukları için Müslümanlara karşı bu kızgın savaşa tutuşmuşlar. Müslümanlar dinlerinden dönmedikçe, başka bir dine girmedikçe bu kızgın savaşı durdurmaları mümkün değildir. Bunun nedeni ehli kitaptan çoğunun yoldan çıkmış fasıklar olmasıdır. Bu yüzden doğru yolda hareket eden ve dinlerinin gereklerini yerine getiren Müslümanları sevmezler. Yüce Allah bu gerçeği kesin bir şekilde yerleştirmektedir. Nitekim diğer bir surede peygamberine şöyle buyurmaktadır: "Kendi dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşlanmayacaklardır." Bakara suresi 120. Bu surede de ona ehli kitabı gerçek psikolojik etkenleri ve konumlarının özüyle yüz yüze getirmesini buyurmaktadır de ki ey kitap ehli bizden hoşlanmamanızın sebebi Allah'a bize indirilen kitaba ve daha önce indirilmiş olan kitaplara inanmamız ve de çoğunuzun fasık yoldan çıkmış kimseler olmanız değil mi Yüce Allah'ın doğru ve apaçık kitabında çeşitli yerlerde belirttiği bu gerçeği günümüzde ehli kitaptan ve kendilerini Müslüman olarak isimlendirenlerden birçoğu iddia ettikleri gibi materyalizm ve dinsizliğe karşı dindarların dayanışması adına sulandırmak, karıştırmak, örtmek ve inkar etmek istemektedirler. Sömürgecilerin gizli, apaçık şuraya buraya yerleştirdikleri İslam ülkesindeki ehli kitabın işbirlikçileri de aynı sözü tekrarlıyorlar, çünkü onlar, sınırların içinde görevlerini yerine getirmek üzere sömürgecilerle işbirliği yapan kimselerdir. Bu adamlar, haçlı savaşlarının bile haçlı olmadığından söz ediyorlar, inanç sancağı altında onlara karşı koyan Müslümanlar için de, Müslüman değil, milliyetçi idiler diyor. las Oyuna kamp doğruluk gösterilerini aldanan bu adamlar din adına dinsizlerle savaşmak için güven ve dostluğa çağrılırlarken ehli kitabın samimi olduğunu sanıyorlar. Oysa istisnasız 14 asırlık realiteyi unutuyorlar. Bu konuda bizzat Rabb'lerinin direktifini unuttukları gibi kişi de Allah'a karşı güven ve onun söylediklerine inanma duygusu varsa bu direktiften kaçmak ve kayıtsız kalmak mümkün değildir. Kur, anı ikiye ayıran bu adamlar, onu bölüp parçalamakta, ondan onay almak amacıyla dilediklerini ve şaşkın, saçma iddialarına uyan kısmını almakta, şaşkın ve bozuk düşüncelerine uymayanı ise, bir kenara atmaktadırlar. Biz de bu soruna ilişkin aldatılmışların ya da aldatıcıların sözlerine kulak vermektense yüce Allah'ın sözünü dinlemeyi tercih ediyoruz. Kuşkusuz bu konuda yüce Allah'ın sözü son derece kesin, net, belirgin ve açıktır. Hoşlanmayışlarının sebebinin Allah'a, bize ve bizden önce indirilene inanmak olduğu belirtildikten sonra geriye kalan sebebe ilişkin yüce Allah'ın şu sözünün üzerinde bu noktada kısaca duralım. Bu sürekli bir kuraldır, ehli kitabın Medine'deki Müslüman cemaate karşı tutumlarını aşar, her zamanki ehli kitabın, her zamanki Müslümanlara karşı tutumlarını yansıtır, hatta samimi ve doğru yolda hareket eden her topluluğa karşı, yoldan çıkmış hareket edenlere karşı, yoldan çıkmışların toplumlarında samimilere karşı, sapıkların toplumlarında başlatılmış şiddetli bir savaştır bu. Fasıklar bu nedenin yarasını oluşturmaktadır. Çünkü fasıklık kişiyi doğruluktan hoşlanmamaya sürükler. İşte bu olağanüstü Kur'ani yaklaşımın tespit ettiği realiteye uygun psikolojik bir kuraldır. Çünkü yoldan çıkıp sapıtan biri benimsenmiş bir sistem uyarınca doğru hareket eden birine tahammül edemez. Onun varlığı sürekli yoldan çıkmışlığını, sapıklığını hatırlatmaktadır. Sapıklığına ve yoldan çıkmışlığına somut bir kanıt oluşturmaktadır. Bu yüzden ondan nefret etmekte, hoşlanmamaktadır, onun doğruluğundan nefret etmekte, sorumluluğundan hoşlanmamaktadır. Bu yüzden onu kendi yoluna çekmek için büyük çaba sarf eder ya da kendisine karşı çıktığında ortadan kaldırmaya uğraşır kuşkusuz yüce allah iyiliğin kötülüğün nefretini çekmesinin kaçınılmaz olduğunu hakkın batılın düşmanlığıyla karşılaşmasının zorunlu olduğunu doğruluğun mutlaka yoldan çıkmışlığın öfkesini üzerine çekeceğini samimiyetin zorunlu olarak sapıklığın kinini artıracağını biliyordu Aynı şekilde yüce Allah iyiliğin, hakkın, doğruluğun ve samimiyetin kendini savunmasının, kötülük, batıl, yoldan çıkmışlık ve sapıklıkla zorunlu bir savaşa tutuşmasının kaçınılmaz olduğunu da biliyordu. Bu isteğe bağlı bir savaş değildir. Hak batıla karşı koymama yetkisine sahip değildir. Çünkü batıl mutlaka ona saldıracaktır. İyilik bir kenara çekilmez çünkü kötülük onu ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Hak, iyilik, doğruluk ve samimiyet taraftarlarının batıl, kötülük, yoldan çıkmışlık ve sapıklığın kendilerinden vazgeçtiğini, bu yüzden savaştan uzak kalacaklarını ve bir barış ve anlaşmanın mümkün olduğunu sanmaları gaflettir. Hem de korkunç bir gaflet, oysa bu uyutmalara ve aldatmacalara konacaklarına tedbir ve kuvvet bulundurmakla, zorunlu savaşa hazırlanmaları çok daha iyi olurdu, yoksa onlar yenilmeye ve yok olmaya mahkum olacaklardır. Daha sonra Kur'an'ın akışıyla birlikte ehli kitabın Müslümanlardan hoşlanmayışlarının nedenleri belirtilip bunlar kınandıktan sonra ehli kitap karşısında yüce Allah'ın peygamberine yönelik direktifiyle yolumuza devam ediyoruz. Yüce Allah eski tarihleri, rabbileri ile olan durumları ve hazırlanan acı azapla cevap vermektedir onlara de ki Allah katında bundan daha kötü konumda olanları size bildireyim mi Allah'ın lanet ettiği gazabına uğrattığı aralarından bir bölümünü çarpıtarak maymuna ve domuza dönüştürdüğü kimseler ile tauta şeytana tapan kimselerdir bunlar konumları en kötü ve doğru yoldan en sapmış olanlardır Allah'ın onları lanetlemesi ve gazabına uğratması aynı şekilde içlerinden kimisini maymuna ve domuza Dönüştürmesi konuları Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde geçmektedir. Ancak tauta kulluk yapmaları sorununa gelince burada açıklamayı gerektirmektedir. Çünkü surenin akışı içinde özel bir anlamı olan bir yaklaşımdır bu. Tağut, otoritesini Allah'tan almayan her türlü yönetim, uygulamasını onun şeriatına dayandırmayan her iktidar, hakka tecavüz eden her türlü düşmanlıktır. Allah'ın otoritesine, ilalılığına ve hakimiyetine, tecavüz ise, düşmanlığın en iğrenci, azgınlığın en şiddetlisi, anlam ve söz olarak da tağutun kapsamına en çok girenidir. Ehli kitaba gelince, onlar, hahamlara ve papazlara tapmazlardı, ancak, Allah'ın şeriatını bırakıp, onların kanununa uyarlardı, Yüce Allah da onları, haham ve papazların kulları ve müşrikleri olarak isimlendirdi, İşte bu yaklaşımda şu ince anlam yatmaktadır, evet onlar tauta kulluk yapıyorlardı, yani azgın ve gerçeğe tecavüz eden otoritelere uyarlardı, kuşkusuz onlar, secde etmek, rükua varmak anlamı anlamında kulluk yapmıyorlardı onlara, fakat onlara uymak ve itaat etmek anlamında ibadet ediyorlardı. İşte bu, kişiyi Allah'a kulluk dairesinden ve onun dininden çıkaran bir kulluk şeklidir. Yüce Allah, Peygamberine, ehli kitabı bu tarih ve bu tarihten dolayı hak ettikleri bu cezayla yüz yüze getirmesini emrediyor, sanki onlar, karakterleri değişmez tek bir nesildirler, onlara bunun en kötü bir ceza olduğunu bildirmesini buyuruyor. Yani ehli kitabın Müslümanlara yönelik nefretlerinden, onlara kurdukları tuzaklardan ve imanlarından dolayı çektirdikleri eziyetlerden daha kötüsünü, zayıf insanların hoşlanmaması nerede, Allah'ın hoşnutsuzluğu, azabı, bir de ehli kitap için kötülük ve doğru yoldan çıkmış hükmünü vermesi nerede? Ehli kitabın karakteri Ayetin akışı tarihlerini ve buna karşılık hak ettikleri cezayı gözler önüne serdikten sonra, dostluklarından nefret ettirmek için niteliklerini ve karakteristik özelliklerini sunmaya devam ediyor, geceleri tasarladıkları komploları ortaya çıkarmakla, müminlere yönelik bir sakındırma ve dikkat çekme yer alıyor, aynı şekilde çizilen tabloda, Yahudinin tipi iyice belirginleşiyor, çünkü yaşanan olgudan söz ediliyordu ve en çok çok da Yahudilerden kaynaklanıyordu bu kötülük. 61 Bunlar yanınıza geldiklerinde inandık dediler oysa yanınıza kafir olarak girmiş ve yine kafir olarak çıkmışlardır. Allah onların gizli tuttukları duygu arı herkesten iyi bilir. 62 Onlardan çoğunun günahta ölçüleri aşmakta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün yaptıkları şey ne kadar kötüdür. 63 Allah'a bağlı bilginler ile din adamları bunları günah söz söylemekten ve haram mal yemekten sakındırsalar ya yaptıkları şey ne kadar kötüdür 64 Yahudiler, Allah'ın eli sıkıdır, dediler, bu sözlerinden ötürü elleri bağlansın, onlara lanet olsun, tersine onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir, Rabbin tarafından sana indirilen ayetler onların çoğunun azgınlığını ve kafirliğini arttıracaktır, onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık, ne zaman savaş ateşini körüklediler ise, Allah onu söndürmüştür, onlar yeryüzü hep fesat, bozgunculuk peşinde koşarlar, oysa Allah bozguncuları sevmez. Belki de bunlar, geceleri komplolar kurup, kimisi kimisine, sabahleyin kur, ana inanın akşamleyin de inkar edin, belki dönerler, diyen Yahudilerdir. Bu kargaşa ve iğrenç olduğu kadar aşağılık kuşkulandırma ile, Müslümanları dinlerinden döndürebileceklerini umuyorlardı ayetin akışı, hareketlerini gözle görülebilir biçimde çizmektedir, ifadede bunlar, açıkça seyredilebilir. Onlardan çoğunun günahta, ölçüleri aşmakta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün, yaptıkları şey ne kadar kötüdür. Yaptıkları şey ne kadar kötüdür. Ayetlerin akışı, şeriatı uygulamayı üstlenen Allah'a bağlı kimselerin ve dini bilimleri öğretmeyi üzerine almış bilginlerin tüm bunlara sessiz kalışlarını, kavmin günah ve haksızlıkta yarışmalarına, haram yemelerine ses çıkarmayıp kötülükte yarışmaktan alıkoymamalarını kınarken, bozulmuş toplumlarının karakteristik özelliklerinden bir diğerine işaret etmektedir. Bu özellik, toplumda günah ve haksızlığın yaygınlaşmasına, şeriat ve dini bilgileri üstlenen kimselerin ses çıkarmayışı özelliği, yıkılmaya yüz tutmuş bozuk toplumların karakteristik özelliğidir, İsrailoğulları da, Kur'an-ı Kerim'in haklarında buyurduğu gibi. İyi, faziletli, canlı, güçlü ve dayanışmalı toplumun özelliği, iyiliği emr, kötülüğü yasaklamanın yaygın oluşudur. İçinde iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan kimselerin bulunmasıdır. Aynı şekilde iyilik emrini ve kötülüğün yasaklanışını dinleyecek kişilerin de bulunmasıdır. Ayrıca bu toplumun geleceği o kadar güçlüdür ki, içindeki sapıklar, bu emir ve yasağı engellemeye ve iyiliği emredip, Kötülüğü sakındıran kimselere eziyet etmeye cesaret edemezler. Nitekim Yüce Allah, Müslüman ümmeti nitelendirirken şöyle buyurmaktadır, siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız, Ali İmran Suresi, 110, İsrailoğullarını nitelendirirken şöyle buyurmaktadır, İşledikleri kötülüklerde birbirlerini sakındırmazlardı, Maide Suresi, 79, bu iki özellik, toplumu ve iki grubu birbirinden ayıran ara kesittir. Burada ise günah ve haksızlıkta yarışılmasına, haram yenmesine ses çıkarmayan dolayısıyla korumak zorunda oldukları Allah'ın kitabında yer alan hakkı savunmamaları nedeniyle Allah'a bağlı kimselere ve din bilginlerine yönelik bir kınama yer almaktadır. Aslında bu, dine inanan herkese yapılan uyarıcı bir çağrıdır, çünkü toplumun dirliği ya da bozulması, şeriatın ve din ilimlerinin korunmasına ve iyiliğin emredilmesi, kötülükten sakındırmak görevinin yerine getirilmesine bağlıdır. Ancak bu iş, daha önce bu tefsirde dediğimiz gibi, emredip yasaklama yetkisine sahip bir otoriteyi gerektirmektedir. Çünkü emretmek ve yasaklamak, davet etmekten farklı bir şeydir, davet etmek açıklamaktır. Emredip yasaklama ise egemenliktir. Buna göre iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanların bu emir ve yasaklarının toplum içinde bir değerinin olması için otoriteyi ellerinde bulundurmaları gerekir yoksa bütün iş sözde kalır. Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler. Bu sözlerinden ötürü elleri bağlansın. Onlara lanet olsun. Tersine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Bu Yahudilerin yüce Allah'a ilişkin yanlış düşünceleridir. Kur'an-ı Kerim bu tür yanlış düşüncelerinden birçoğunu anlatmıştır. Allah yolunda harcama yapmaları istendiğinde, "Allah fakir, biz ise zenginiz" elemişlerdi. Nitekim "Allah'ın eli sıkıdır" diyorlardı. Bunu cimriliklerine neden gösteriyorlardı? İddialarına göre Allah onlara ve insanlara çok az mal veriyordu. O halde nasıl hayır amaçlı harcama yapsınlar? Duyguları o kadar yanılmış, kalpleri o denli katılaşmış ki, kastettikleri bozuk ve yalancı anlam olan Cimriliği doğrudan doğruya ifade etmeyip, daha çirkin, küstahça saldırgan ve kafirs bir söz seçiyorlar. Allah'ın eli sıkıdır diyorlar. Bu sözlerinden ötürü elleri bağlansın, onlara lanet olsun. Öyle de oldular Allah'ın yarattıkları arasında en cimri, en mal tutkunu kişilerdir. Tersine onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Yaratıklara yönelik bitmez tükenmez bağışı açıkça görülmektedir. Açık el, tükenmez lütuf ve bol bağış buna şahittir. Her dil bunu söylemektedir. Ancak Yahudi bunu görmez çünkü o mal toplamak ve arttırmak, cimrilik, mankörlük ve iğrenç sözler söylemekle meşguldür. Allah hakkında bu tür sözler söylemekten çekinmez. Yüce Allah peygamberlik için seçilmesinden dolayı ve bu peygamberliğin onların eski, yeni bazı kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmasından ötürü, kendisine duydukları kin ve öfke nedeniyle bu kavmin ileride sergileyeceği tavırları peygamberine anlatmaktadır kin ve kıskançlık nedeniyle yüce Allah'ın peygamberine indirdiği kitapta durumlarını ortaya çıkarması sebebiyle birçoklarının azgınlık ve küfrü artacaktır çünkü onlar imandan yüz çevirmişlerdir karşıt tarafta yer almaları kaçınılmazdır cimrilik ve kötülüklerinin küstahlıklarının ve küfürlerinin artması doğaldır dolayısıyla peygamber müminler için rahmet inkarcılar için de bir ağırlıktır Sonra Yüce Allah, takdir edip aralarına saldığı, düşmanlık ve öfkeleşmekten, son derece kızgın alevli tuzaklarını boşa çıkarmasını ve Müslüman cemaate karşı giriştikleri kızgın savaştan yenilgiyle döneceklerini ant almaktadır Peygamberini. Onların arasında kıyamet gününe kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık, ne zaman savaş ateşini körüklediler ise, Allah onu söndürmüştür kuşkusuz Yahudi grupları birbirlerine düşmandırlar. Her ne kadar günümüzde dünya Yahudilerinin dayanışma içinde oldukları ve İslam memleketlerine karşı savaş başlatıp başarıya ulaştıkları görülse de, kısa bir zaman dilimini ve gerçeği tümüyle içermeyen görünüşü dikkate almamamız gerekmektedir. Çünkü 1300 seneden beri, hatta İslam öncesinden beri Yahudiler düşmanlık, aşağılanmışlık ve parçalanmışlık içinde hayat sürdürüyorlar çevrelerine ne kadar dayanak dikerlerse diksinler sonları yine böyle olacaktır ancak her konumun anahtarı yüce Allah'ın onlarla vaadini gerçekleştirdiği mümin topluluğun varlığına bağlıdır Allah'ın vaadini karşılayacak onun kaderine perde olacak ve yüce Allah'ın onlarla yeryüzünde dilediğini gerçekleştireceği günümüzün müslüman topluluğu nerede Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini körüklediler ise Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde hep fesat, bozgunculuk peşinde koşarlar. Oysa Allah bozguncuları sevmez. Dersin sonunda büyük bir iman kuralı yer almaktadır. Yeryüzünde Allah'ın dinini yerleştirmenin anlamının müminin hem dünya hem de ahiret hayatı için dirlik, kazanç ve kurtuluş olduğuna ilişkin bir kural yerleştirilmektedir. Din ile dünyayı ayırmak söz konusu değildir. Dünya ile ahireti de ayırmak mümkün değildir. Çünkü İslam dünya ve ahiret için, dünya ve din için gönderilmiş bir sistemdir. Bu büyük iman kuralı kitap ehlinin Allah'ın dininden sapmalarından, haram yemelerinden ve şu yeryüzü nimetlerinden herhangi birini elde etmek için kelimeleri yerlerinden oynatmalarından söz edilmesi münasebetiyle yer almaktadır. Şayet onlar Allah'ın yolunu seçselerdi, Allah'ın dinine uymak yerde ve gökte, dünya ve ahirette onlar için çok daha yararlıdır. 65 Eğer kitap ehli, iman edip kötülüklerden sakınsalar, günahlarını siler, onları nimetlerle dolu cennetlere koyardık. 66 Eğer onlar Tevrat'a, İncil'e ve Rableri tarafından kendilerine indirilen kur, ana uygun yaşasalardı, başları üzerinden ve ayakları altından kaynaklanan nimetler yerlerdi, onların içinde ılımlı, aşırı davranışlardan sakınan bir kesim var, fakat çoğu ne fena işler yapıyor. Şu iki ayet, İslam düşüncesinin büyük esaslarından birini dile getirmektedir. Dolayısıyla insanlık hayatı için son derece önemli bir gerçeği temsil etmektedir. Belki de günümüzde olduğu kadar bu gerçeğin belirginleşmesine ve açıklanmasına hiçbir zaman ihtiyaç duyulmamıştı. Çünkü insan aklı, insanlığın sahip olduğu ölçüler ve kurumları bu son derece önemli konuda çeşitlerin sisleri, düzenlerin sapıklıkları arasında bocalamak Sarsıntılar geçirmekte ve boşluğa doğru sürüklenmektedir. Başları üzerinden ve ayakları altından kaynaklanan nimetler yerlerdi. Yüce Allah ehli kitaba diyor ki tüm ehli kitabı kapsayan en doğru sözü söylüyor Şayet inanır Allah'tan korksalardı günahları siler onları bol nimetli cennetlere koyardı bu onların ahiret mükafatıydı Aynı zamanda onlar dünya hayatlarında Tevrat, İncil ve yüce Allah'ın kendilerine indirdiği diğer direktiflerde somutlaşan ilahi hayat sistemini Allah'ın indirdiği şekilde bozmadan değiştirmeden uygulasalardı dünya hayatları düzelecekti, yaşama düzeyleri yükselecek, bol rızıklar elde edeceklerdi, başları üstünden ve ayakları altından fışkıran rızıkları yiyeceklerdi, geniş çaplı, bir üretim, güzel bir dağıtım ve hayatın dirliği ile karşılaşacaklardı, ancak uzun tarihleri boyunca, aşırı davranışları olmayan, ılımlı bir azınlığın dışında hiçbiri iman etmemiş, Allah'tan korkmanı ve onun hayat sistemini uygulamamıştır, fakat fakat çoğu ne fena işler yapıyor. Böylece ahiretteki güzel mükafatı elde etmek için ayrı dünya dirliği için de ayrı bir yolun bulunmadığı da anlaşılmış oluyor. Hem dünya hem de ahiret hayatını düzenleyen tek bir yol vardır. Bu yoldan şaşıldığı an dünya hayatı bozulduğu gibi ahiret hayatı da mahvolur. Bu biricik yol iman, takva ve dünyada ilahi hayat sistemini uygulamaktadır. Bu sistem sırf kalbi bir bilinç ve takvadan ibaret değildir. Aynı zamanda o, bunlara bağlı olarak insanlığın pratik hayatının dayandığı ve kendisinin de hayata egemen olduğu bir sistemdir. İman ve takvayla beraber bu sistemi yeryüzüne yerleştirmek, dünya hayatının düzelmesinin, bol rızkın, geniş çaplı üretimin ve dengeli dağıtımın garantisidir. Öyle ki bu sistemin gölgesinde tüm insanlar başlarının üzerinden ve ayaklarının altından fışkıran nimetlerden yerler. Kuşkusuz imana dayalı hayat sistemi, dini dünyaya karşılık, ahiret mutluluğunu da dünya mutluluğuna karşılık olarak öngörmez, ahiret mükafatını elde etmek için, dünyada tutulan yoldan başka bir yol edinmez, işte bugünümüz insanının düşüncesinde, akıllarında, vicdan ve pratik konumlarında kapalı kalmış bir gerçektir insanların fikirlerinde, vicdanlarında ve realitelerinde dünya ve ahiret yolları ayrılmıştır. Öyle ki, sıradan bir insan yolunu şaşırmış insanlığın genel görüşü de budur iki yolu birleştirmenin mümkün olacağı düşünülemez olmuştur. Aksine, dünya yolunu seçtiği zaman kendi hesabına ahireti, ahiret yolunu tutmak istediğinde de dünyayı gözden çıkarmak durumunda kalacağını sanmaktadır. Düşünce ve pratik hayatta ikisini birleşeceğinin mümkün olacağını düşünememektedir. Bu zamanda yeryüzünün ve insanların pratik durumu ve sistemi bunu öngörmektedir, zannetmektedir doğrusu, Allah'tan ve onun hayat sisteminde uzak, sapık cahiliyenin hayatı yönlendiren kurumları, günümüzde dünyayı ve ahiret yollarını birbirlerinden uzaklaştırmaktadır. Toplum içinde sivrilmek, dünyevi menfaat kaynaklarını elde etmek isteyenlere, ahiret yolunu bırakmalarını zorunlu kılmaktadır. Dini prensipleri, ahlak ilkelerini, yüksek düşünceleri ve dinin özen gösterdiği temiz hayat tarzını feda etmelerini istemektedir. Buna paralel olarak, ahirette kurtulmak isteyenlere, bu dünyanın akıntısından, murdar kurumlarından ve toplum içinde sivrilmek, menfaat kaynaklarını elde etmek için, bu kurumların benzeri yöntemlerden uzak olmalarını zorunlu görmektedir. Çünkü bu yöntemlerin temiz olmaları mümkün olduğu gibi, din ve ahlakla uyuşmaları da imkansızdır, Allah'ın bunlardan hoşnut olması da söz konusu değildir aksine bu içinden çıkılmaz bir durum değildir dünya ve ahiret arasındaki bu karşıtlık dünya ve ahiret yollarının farklılığı değişmez nihai gerçekler değildir aslında bu durum hayatın tabi özelliklerinden de değildir geçici sapıklıktan kaynaklanan ve sonradan olma bir durumdur bu aslında insan hayatının karakteristik ilkesine göre dünya yolu ile ahiret yolu birdir, çakışıktır, ahiret için yararlı olan yol, aynı zamanda dünya için de yararlı olan yoldur, üretim, kalkınma, yeryüzü nimetlerini bollaştırma faaliyeti, dünya hayatında refah sağlayıcı olduğu gibi ahiret sevabını da kazandıran bir faktördür, bunun yanı sıra iman, takva ve iyi amel, gibi nitelikler yüce Allah'ın rızasını ve ahiret sevabını kazandırıcı faktörler oldukları oranda aynı zamanda dünyadaki maddi kalkınma sürecinin de sebeplerini oluştururlar. Bu ilke, insan hayatının temel karakteristiğidir. Fakat insan hayatı, Yüce Allah'ın önerdiği sisteme dayandırılmadıkça bu ilke gerçekleşemez. Çünkü çalışmayı ibadet sayan Yüce Allah şeriatı uyarınca yürütülecek yeryüzü halifeliğini farz kabul eden sistem, bu sistemdir. Yeryüzü halifeliği, çalışmaktır, emektir, üretimdir, gelişmedir, kalkınmadır. Yüce Allah'ın yukarıdaki ayette buyurduğu gibi herkese, başları üzerinden ve ayakları altından rızık akmasını sağlayan sosyal adalettir. İslam düşüncesine göre insanın görevi yüce Allah'ın izni ve şartları uyarınca onun yeryüzündeki halifesi, temsilcisi olmaktır. Buna göre her türlü üretici ve ortaya eser koyucu çalışma, yeryüzünün hatta evrenin tüm olanaklarını ve ham maddelerini kullanarak maddi refah düzeyini yükseltmeye yönelik gayretler bu halifelik görevinin kaçınılmaz gerekleridir. İnsan yüce Allah'ın sistemi ve şeriatı uyarınca ve halif felik misyonunun şartlarını gözetmek suretiyle bu görevi yerine getirince yüce Allah'a itaat etmiş olur ki bu itaat kendisine ahiret sevabını kazandırır. Bunun yanı sıra eğer insan bu görevi anlattığımız biçimde yerine getirirse yüce Allah'ın yararına sunmuş bulunduğu yeryüzü nimetlerini elde eder. Yukarıda okuduğumuz ayetin anlam yüklü deyimi uyarınca başı üzerinden ve ayakları altından kaynaklanan bol kavu.

buna karşılık yeryüzünün kaynaklarını işletmeye yönelmeyen, insanoğlunun yararına sunulmuş evrensel maddi imkanları kullanmaya girişmeyen insan İslam düşüncesine göre yüce Allah'a karşı gelmiş uğrunda yaratıldığı temel göreve sırt çevirmiş sayılır. Çünkü yüce Allah insan hakkında bir ayetinde meleklere "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." buyurmuş. Bakara suresi 30 ve başka bir ayetinde de insanlara Allah göklerde ve yeryüzünde bulunan her şeyi sizin yararınıza sundu, diye seslenmiştir. Kasiye Suresi 14 Buna göre maddi kalkınma çabasına yan çizen insan, Yüce Allah'ın kullarına bağışladığı rızkı işe yaramaz hale getirmiş, böylece dünyasını berbat ettiği için ahiretini de hüsrana mahkum etmiş olur. İslam sistemi bu ilkesiyle dünya ile ahireti uyumlu ve koordinasyonlu bir biçimde birleştiriyor. Bu uyum ve koordinasyon içinde insan ne ahireti elde etmek için dünyasını ve ne de dünyasını elde etmek için ahiretini ihmal etmek, bir yana bırakmak zorunda kalıyor. Neden derseniz, çünkü İslam sistemine göre, İslam düşüncesine göre dünya ile ahiret ne birbirinin karşıtı ve ne de biri diğerinin alternatifi.

işte İslam sisteminde bu farz ibadetlerin değeri bu noktadan kaynaklanır. Bu ibadetler kulun yüce Allah ile arasındaki taahhüdü yenileme ve tazeleme girişimleridirler. Yüce Allah'ın hayata ilişkin kapsamlı sistemine karşı kulun bağlılığını pekiştirirler. Bunlar hayatın bütün kesimlerini düzenleyen maddi çalışmayı, üretimi, servet bölüşümünü, insanlar arası ilişkileri ve halifeliğe ilişkin görevlerini disiplin Dine bağlayan bu sistemin yükümlülüklerini yerine getirme azmini bileyen Allah'a yaklaştırıcı faaliyetlerdir. Ayrıca bu ibadetler, Yüce Allah'ın yardımı ve desteği sayesinde, bu kapsamlı ve eksiksiz sistemi hayata yansıtmanın gerektirdiği fedakarlıklara katlanma bilincini geliştirirler, insanların, yolları üzerine dikilen ihtiraslarını, inatlarım, sapık eğilimlerini ve keyfi arzularını bertaraf ederler. İslam düşüncesi ve bu düşüncenin ürünü olan İslam sistemi imanı, ibadeti, iyi ahlaklılığı ve takvayı maddi çalışmanın, emeğin, üretimin, kalkınmanın ve pratik hayat düzeyini geliştirmenin alternatifi olarak sunmaz. Bu sistem günümüzün bazısı akıllarının sandıkları gibi insanlara sadece ahiret cenneti vaat ederek bu cennete nasıl İslam düşüncesi ve bu düşüncenin ürünü olan İslam sistemi ne ahireti, dünya hayatının ve ne de dünyayı, ahiret hayatının alternatifi olarak sunmaz, bunun yerine dünyayı da ahireti de, aynı yoldan gidilerek ulaşılacak ve aynı çaba ile kazanılacak hedefler olarak sunar, fakat insan hayatında dünya ile ahiretin birleşebilmesi için insanın mutlaka Yüce Allah'ın hayat metoduna uyması gerekir, bunun yanı sıra insan insan hayatına ilahi sistemden kaynaklanmayan herhangi bir yabancı unsur karıştırmamalı ya da ilahi sistemle bağdaşmayan her bir şahsi düşünce kırıntısının bu hayatın ahengini bozmasına meydan verilmemelidir. Çünkü dünya ile ahiret arasında ancak bu sistem sayesinde uyumlu bir bütünlük kurulabilir varılacağını belirlemekte yetinen ve bunun yanı sıra dünya cennetine nasıl varılacağı konusunda hiçbir şey söylemeyerek bu cennete götürecek yolu benimseme işini insanlara bırakan bir sistem değildir. Tersine İslam düşüncesine ve bu düşünceden kaynaklanan İslam sistemine göre maddi çalışma, emek, üretim, kalkınma ve pratik hayat düzeyini geliştirme faaliyeti yeryüzü halifeliğinin kaçınılmaz gereğini oluşturur. Bunun yanı sıra iman, ibadet, iyi ahlaklılık ve takva söz konusu ilahi sistemi pratik insan hayatına yansıtmanın beslenme kanallarını, zorunlu kurallarını, itici gücünü ve hızlandırıcı enerjisini oluştururlar. Bu iki nitelik gruplarının her ikisi hem yeryüzü cennetini ve hem de ahiret cennetini birlikte kazandırırlar. Her iki cennete giden yol aynı yoldur. Günümüzde yeryüzüne egemen olan tüm cahiliye sistemlerinde görüldüğü gibi din ile pratik maddi hayat arasında bir kopukluk, bir bağdaşmazlık yoktur. Bu kopukluk günümüz dünyasına egemen olan cahiliye sistemlerinde vardır. Bu sistemlerin çoğu kafalara yerleştirdiği asılsız saplantıya göre insanlar, ya dünyayı ya da ahireti seçmelidirler, bu ikisini ne düşüncede ve ne de pratik hayatta bir araya getirmek mümkün değildir, çünkü bunlar, birbirleri ile bağdaşamazlar. Evet, cahiliye toplumlarında ve cahiliye zihniyetlerinde insanların hayatında dünya yolu ve ahiret yolu arasında, dünya işi ile ahiret işi arasında, insan ruhunu besleyen ibadet ile maddi buluşlar arasında, dünya hayatına ilişkin başarı ile ahiret hayatına ilişkin başarı arasında çelişki ve kopukluk görülür. Fakat bu uğursuz bedel insanda yüklenmiş kaçınılmaz bir kader hükmünün gereği değildir. Bu uğursuz ve ağır ceremeyi yüce Allah'ın sistemine sırt çevirerek temelde ve amaçta bu sisteme zıt başka uydurma sistemler benimsemekte insanlık kendi kendine yüklenmiştir. Bir yandan insanlar, bir yandan sosyal düzeni, kurumları, düşünceleri, maddi kazanç yöntemleri, başarılı olma metodları tümü ile Yüce Allah'ın sistemi ile çatışan günümüz toplumlarının hayat anlayışına göre yaşamayı benimserken öte yandan, Allah inancını gönüllerin bir köşesinde korumaya çalışınca da bu yüklü faturayı, bu ağır ceremeyi yine endişe, bunalım, şaşkınlık, gönül mutsuzluğu ve duygusal anarşi olarak ödemek zorundayız kalıyorlar. Çünkü içinde yaşadıkları bu uğursuz toplumlarda dini inanç, dine dayalı ahlak ve dine bağlı davranış sistemi ile egemen kurumlar, yasalar, değer yargıları ve ahlaki normlar karşılıklı bir çatışma halindedirler. Gerek Yüce Allah'ın varlığını kökünden inkar eden ateist komünist ideolojilerin gölgesi altında ve gerekse dine pratik hayatın düzeninden kopuk basit bir inanç olarak yer tanıyan, diğer maddi ideolojilerin gölgesi altında yaşayan insanlar dinin Allah'a ve hayatın insanlara ait olduğunu, dinin, inanç, duygu, ibadet ve ahlak, buna karşılık hayatın, düzen, yasal mevzuat, üretim ve çalışma olduğunu düşünen zavallı insanlar, insanlar, tümü ile bu mutsuzluğun ızdırabını yaşıyorlar. İnsanlık bu ağır faturayı, bu mutsuzluk, bu bunalım, bu şaşkınlık, bu ruh boşluğu faturasını ödemek zorunda kalıyor. Çünkü dünya ile ahireti birbirinden ayırmayıp her ikisini bir kabul eden, dünya refahı ile ahiret mutluluğu arasına çatışma koymayıp, bunların her ikisi arasında uyum kuran ilahi sistemi benimseyip uygulamaya koymaya girişmiyorlar. Allah'a inanmadıkları, kalplerinde Allah korkusu taşımadıkları ve hayatlarına yüce Allah'ın sistemini egemen kılmadıkları halde bolluk içinde yüzen, bol maddi üretim gerçekleştiren ve yüksek bir refah düzeyine erişen milletleri görünce, geçici bir zaman dilimine özgü bu yalancı görüntülere aldanmamalıyız. Bu geçici bir refah dönemidir, ancak değişmez ilahi yasalar etkilerini gösterinceye kadar varlığını sürdürebilir. Maddi üretim ve gelişme ile ilahi sistem arasındaki kopukluk eninde sonunda tüm sonuçlarını ortaya koyacaktır. Bu sonuçların bazıları değişik biçimlerde daha şimdiden ortaya çıkmıştır bile. Bu sonuçlar bu toplumlarda dengesiz gelir dağılımı biçiminde ortaya çıkıyor. Bu durum bu toplumları mutsuzluklara ve kinlere boğuyor. Toplumun iliklerine işleyen bu kinler sarsıcı devrim beklentilerine ve kaygılarına yol açıyor. Bu durum yüksek refah düzeyine rağmen gündeme getirilmiş bir sosyal beladır. Yine bu sonuçlar belirli bir oranda gelir dağılımı dengesi kurmak isteyen bazı toplumlarda baskı, terör ve yıldırma biçiminde ortaya çıkıyor. Çünkü bu toplumlarda egemen olan siyasi iktidarlar milli gelirin nispeten dengeli bölüşümünü sağlayabilmek için zorlamacı, ezici, yıldırıcı ve sindirici yöntemlere başvuruyorlar. Bu da insanları can güvenliğinden, huzurdan ve hatta gece olunca korkusuzca yatağa girip rahat bir uyku uyuma garantisinden bile yoksun bırakan bir sosyal beladır. Öte yandan bu sonuçlar psikolojik ve ahlaki çöküntüler biçiminde ortaya çıkıyor. Bu çöküntüler er ya da geç maddi Hayatın da yıkımına yol açacaklardır. Çünkü çalışmak, üretmek ve servet bölüşümü bunların hepsi ahlaki bir yaptırımın teminatına muhtaçtır. Tek başına yeryüzü kaynaklı yasalar çalışma düzeninin güvenliğini sağlamakta kesinlikle yetersizdir. Günümüz dünyasının her tarafında bu gerçeği açıkça görüyoruz. Yine bu sonuçlar sinirsel gerginlikler, stresler ve şimdiye kadar adları duyulmamış değişik hastalıklar biçiminde ortaya çıkıyorlar. Bu hastalıklar ve gerginlikler, başta en kalkınmış toplumları olmak üzere günümüzün bütün milletlerini kasıp kavuruyorlar, önce insandaki zekayı ve dayanma gücünü zayıflatıyorlar, arkasından da çalışma ve üretme düzeyini düşürüyorlar, bu gidişin sonunda ekonomik bunalımın ve refah düzeyi düşürüyorlar düşüklüğünün gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu belirtiler günümüz toplumlarında her gözlemcinin dikkatini çekecek oranda net ve belirgindir. Yine bu sonuçlar, günümüzün bunalımlı dünyasında her an beklenen topyekun yok oluş kaygısında ortaya çıkıyor. İnsanlık tümü ile soyunu yeryüzünden tamamen silebilecek bir dünya savaşı çılgınlığının tehlike çemberi içinde yaşıyor. Bu kavganın sonucunda, sinirleri yay gibi gerilen insanlar, olur olmaz her şeyden korkuya kapılır, paniğe tutulur hale gelmiştir. Bu panik çeşitli sinir hastalıklarına zemin hazırlıyor, öyle ki, günümüzün ekonomide kalkınmış ülkelerinde kalp sektesinden, beyin kanamasından ya da intihar ederek ölenlerin oranı şimdiye kadar hiçbir dönemde ve hiçbir toplumda rastlanmamış derecede yüksektir. Öte yandan bu uğursuz sonuçlar bir bütün olarak, bazı milletlerde görülen dağılma, soy kuruması ve günden güne sayıca azalma eğiliminde, daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu eğilimin en çarpıcı örneğini Fransız millet oluşturuyor. Fakat Fransa, bu alanda diğer milletlerin akıbetini önceden gösteren somut bir örnektir. Sadece bu tehlikeli gidiş maddi faaliyetler ile ilahi sistemi, dünya ile ahireti, din ile pratik hayatı birbirinden ayırma cürmünün ya da ahirete ilişkin sistemi ilahi kaynağı, dünyaya ilişkin sistemi insanların keyfi arzularına dayandırarak ilahi sistem ile insanların hayatı arasında uğursuz bir uçurum açan sapıklığın doğal bir cezasıdır. Fakat bu gerçeği vurgularken asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini istediğimiz şu temel kuralı, şu ana prensibi de bir kere daha hatırlatmayı yerinde görüyoruz, İnsanın ana görevi ve hayatın temel ekseni iman, takva ve ilahi sistemi pratik hayata yansıtma işlevidir. Bu işlev maddi çalışmayı, üretimi, kalkınmayı ve hayatı geliştirme sürecini de beraberinde taşır, üstelik kulun yüce Allah ile sıkı ilişki içinde olması hayatın bütün değerlerine değer katan, bütün kriterlere anlam kazandıran ve bütün nazların çeşnilerini değiştiren bambaşka bir haz, eşsiz bir tad içerir. Bu ilke İslam düşüncesinin ve İslam sisteminin en temelli prensibini oluşturur. Arkasından diğer her şey bu temelli ilkeye bağlı olarak ondan kaynaklanarak ve onun doğal uzantısı olarak çorap sökülüşü gibi ortaya çıkar. Böylece hem dünyaya ve hem de RT ilişkin her şey uyum ve koordinasyon içinde yerine oturur. Şunu hatırlatmalıyız ki iman Allah korkusu, ibadet, yüce Allah ile ilişki halinde olmak ve yüce Allah'ın şeriatını hayata egemen kılmak gibi nitelik ve faaliyetlerin meyvaları insanlar içindir, insanların hayatlarına yansıyacaktır. Yoksa yüce Allah tüm varlıklara karşı ihtiyaçsızdır. Onların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Buna göre eğer İslam sistemi bu temel nitelikler ve faaliyetler üzerinde ısrarla duruyor Onları diğer bütün eylem ve faaliyetin ekseni sayıyorsa, bu ana eksene bağlanmayan her tür eylem ve faaliyeti reddediyorsa, onu kabul edilmeyecek bir batıl, yaşamaya hakkı olmayan bir siliklik ve havaya giden sonuçsuz bir çaba olarak kabul ediyorsa bu demek değildir ki kulların ibadetlerinden, takvalarından, imanlarından ya da ilahi sistemi yeryüzünde egemen kılma girişimlerinden yüce Allah'a bir pay gidiyor, asla Yüce Allah kulların iyilikleri ve kurtuluşa ermeleri bu yolda olduğu için onları bu niteliklere ve faaliyetlere sarılmaya çağırıyor. Eksiltmez, ey kullarım, eğer sizin ilkiniz ve sonuncunuz, insanınız ve sininiz bir meydanda toplanarak bana dileklerinizi sunsanız da, ben her birinizin dileğini tek tek karşılasam hazinemden hiçbir şey eksiltmez, bu durum benim hazinem için, denize daldırılan bir iğnenin boşaltabileceği deniz suyu gibi bir şeydir, ey kullarım, bunlar tek tek hesabınıza yazıp sonra eksiksiz karşılıklarını biçtiğim kendi amellerinizdir. Bana göre kim iyilik bulursa Allah'a hamd etsin, kim de bunun dışında bir karşılık bulursa sadece kendini kınasın, sahihi Müslim. Öyle umuyorum ki bu ayette yüce Allah'ın kitap ehline koştuğu şartın sadece kitap ehline özgü olmadığını söylemeye bile gerek yoktur. Okuduğumuz ayette yüce Allah'ın kitap ehline koştuğu şart şu maddeleri içeriyor. Allah'a inanmak, onun yasaklarından sakınmak, yüce Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu Tevrat'ta, İncil'de doğal olarak son peygamberlik misyonu öncesinde kendilerine ulaşan kutsal mesajlarda somutlaşan İlahi sistemi hayata yansıtmak Buna göre yüce Allah'ın yukarıdaki şartı ve taahhüdü bu son dinin bağlıları için öncelikle geçerlidir. Başka bir deyimle bu dinin bağlıları yüce Allah'ın tek hoşlandığı din olan dinlerine herkesten coşkun bir sevgi ile sarılmalı ve bunun sonucu olarak yüce Allah'ın ahirete ilişkin günahlardan arındırarak cennete yerleştirme ve dünyaya ilişkin başları üzerinden ve ayakları altından nimetleri yeme vaatlerinden yararlanmayı öncelikle hak etmektedirler. Evet, bu dinin bağlıları, günümüzde İslam aleminin ya da daha doğru bir deyimle, bir zamanlar Müslümanların yaşadığı ülkelerin her köşesinde egemen olan açlığın, hastalıkların, korkunun, güvensizliğin ve perişanlığın yerine, Yüce Allah'ın bu vaadinden öncelikle yararlanan kimseler olmalıdırlar, Yüce Allah'ın şartı ve vaadi her zaman olduğu gibi şimdi de geçerlidir ve bu şarta, bu vaade giden yol bellidir, ama eğer Müslümanlar, Müslümanlar akıllarını başlarına toplayabilseler. Yüce Allah, okuyacağımız dersin ayetlerinde Peygamberimize, salat ve selam üzerine olsun, seslenerek, onu, kendisine indirilen kutsal mesajı, hiçbir noktasını atlamadan tümü ile ve olduğu gibi insanlara duyurmakta yükümlü tutuyor, bu duyuru görevini yaparken karşılaştığı şartların özelliklerini aldırış etmemesini, insanların keyfi arzularına ya da toplumun pratiğine ters düşerim, endişesiyle duyurma görevini ertelememesini, Yoksa duyurma görevini yerine getirmemiş sayılacağını tembihliyor. Bu duyuru görevinin bir parçası olarak peygamberimizin kitap ehlinin yüzlerine karşı şunları açık açık söylemesi isteniyor. Sizler Tevrat'ı, İncil'i ve yüce Allah'tan gelen mesajları hayatlarınızda uygulamadığınız sürece birer hiçsiniz. Anılmaya değer bir varlığınız yoktur. Evet, bu gerçek onların yüzlerine karşı böylesine kesin ve net bir dille dobra dobra haykırılacaktır. Dersin sonunda kitap ehlinin Müslümanlara karşı müşriklerle, putperestlerle işbirliği yaptıkları belirtiliyor ve bu tutumun onların yüce Allah'a ve peygamberimize inanmadıklarından kaynaklandığı açıklanıyor. Bunların peygamberimizin getirdiği ilahi mesaja çağrılı olduklarını ve eğer bu çağrıya olumlu karşılık vermedikleri takdirde mümin sayılamayacakları ilan ediliyor. Bu kısa özetlemenin arkasından şimdi bu dersin ayetlerinin ayrıntılı açıklamasına geçiyoruz, okuyalım. 67 Ey Peygamber, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı duyur, eğer bunu yapmazsan onun elçisi olma görevini yerine getirmemiş olursun, Allah seni insanlardan korur, Allah kafirleri doğru yola iletmez. 68'deki, Ey kitap ehli, sizler Tevrat'a, İncil'e ve Rabbiniz tarafından size indirilen kur, ana gereği gibi uymadıkça boşluktasınız, hiçbir temele dayanmış değilsiniz, Rabbin tarafından sana indirilen ayetler, onların çoğunun azgınlığını ve kafirliğini arttıracaktır, o halde kafirler için üzülme. 69 Yahudilerden, Sabiilerden, yıldızlara tapanlardan ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanarak iyi ameller işleyenler için korku söz konusu değildir. Onlar hiç üzülmeyeceklerdir. Burada peygamberimize kesin ve kararlı bir emir verildiğini görüyoruz. Ondan Rabbinin kendisine indirdiği mesajı olduğu gibi duyurması, bu sırada doğru sözü haykırırken hiçbir yan endişenin hesabını yapmaması isteniyor. Mesele bu kadar yalın ve kesin, yoksa peygamber duyurma görevini gerektiği gibi yapmamış, iyilik yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemiş olur. Onu insanlardan koruyacak olan, insanlara karşı sakındıracak olan bizzat yüce Allah'tır koruyucusu Allah olana zavallı insanlar ne yapabilirler ki İnanca ilişkin doğru söz kekelenerek söylenmemeli, evelenip gevelenmemelidir, Tersini açık açık, dobra dobra söylenip duyurulmalıdır. Bu sözün karşıtları varsınlar, ne isterlerse söylesinler, bu sözün düşmanları varsınlar, ne dilerlerse yapsınlar, İnanca ilişkin doğru söz, insanların keyiflerini pohpohlamayı, insanların arzularını, hatırlarını gözetmeyi amaçlamaz, onun tek gözettiği şey, haykırılmak ve böylece tüm gücüyle kalplere işleyerek oralarda etkili olmaktır. Allah, kafirleri doğru yola iletmez. İnanca ilişkin doğru söz haykırılınca, hidayete yatkın kalplerin en ücra köşelerine kadar işler, fakat eğer kekelenerek, kem küm edilerek söylenirse iman etme yeteneği taşımayan katı kalpleri yumuşatamaz, oysa kimi zaman hak davetçisi, gerçeği yumuşatarak, ya da allandırıp pullandırarak bu katı kalplerden olumlu karşılık alabileceğini umar, okuyoruz. O halde doğru söz kesin, kestirip atıcı, kapsamlı ve eksiksiz söylenmelidir. Hidayet ve sapıklık, kalplerin bu doğru söze açık olup olmamasına, bu sözü içlerine sindirmeye yetenekli olup olmamalarına bağlıdır. Yoksa hak sözün zararına ya da hak söz konusunda yapılacak olan yumuşatmalara, yağcılıklara bağlı değildir inanca ilişkin gerçeği kesin ve dobra dobra haykırmak sertlik ve kabalık anlamına gelmez bilindiği gibi peygamberimize insanları Rabbinin yoluna çağırırken düşündürücü etkileyici ve tatlı öğüt verici bir dil kullanması emrediliyor Kur'an-ı Kerim'in farklı direktifleri arasında çelişki olmaz gerçeği açık ve kesin bir dille haykırmak ile etkileyici ve tatlı öğüt verici bir üslup kullanmak birbirleriyle bağdaşmaz şeyler değildir. Çünkü duyurma ve tanıtmanın yolu ve yöntemi ile içeriği ve konusu ayrı ayrı şeylerdir. Amaç inanca ilişkin gerçeği söylerken yağcılığa sapmamak, gerçeğin ortalarında buluşmaya razı olan bir uzlaşmacılığa yeltenmemektir. Çünkü inanca ilişkin gerçekler ortalamacı çözümlere elverişli değildirler. İşte bu surede dile gelen ilahi sesleniş ve ilahi emir okuyalım. Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, çağrı ve duyurma çalışmalarının ilk günlerinden itibaren, her zaman etkileyici ve öğüt verici bir dil kullanmayı prensip edinmişti. Bununla birlikte inanç konusunda açık ve net konuşmayı da hiç ihmal etmemişti. Nitekim kendisine karşısındakilere, ey kafirler, ben sizin taptığınız ilahlara tapmam demesi emredilmişti. Kadirun Suresi, 1. Böylelikle kafirlere gerçek sıfatları ile seslenme netliğini gösteriyor, inancını açık seçik bir dille ortaya koyuyor, kendisine önerilen uzlaşmacı çözümü peşinen reddediyor. Karşısındakilerin istediği gibi bir yağcılığa girişip onların yağcı reaksiyonlarına muhatap olmaya tenezzül etmemiş oluyordu. Onlara, eğer yolunuzda, inanç sisteminizde bir takım ufak tefek değişiklikler yaparsanız aramızda mesele kalmaz demiyordu. Tersine onlara yollarının katışıksız bir eğri yol olduğunu, kendisinin ise tam doğru yolu temsil ettiğini söylüyordu. Başka bir deyimle gerçeği yüksek perdeden, olduğu gibi ve kesin kes haykırıyor, fakat konuşurken kaba, kırıcı bir dil kullanmaktan özenle kaçınıyordu. Bu seslenişin öncesi ve sonrası açıkça gösteriyor ki, amaç, kitap ehline inanç sistemlerinin gerçek mahiyetini, bu inanç sistemleri sebebiyle hak etmiş oldukları sıfatın ne olduğunu açıkça duyurmaktır. Din, inanç sistemi ve iman bakımından boşluğa yuvarlanmış birer hiç olduklarını yüzlerine vurmaktır. Çünkü onlar, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbileri tarafından indirilmiş olan Kur'an'ı benimseyip pratik hayatlarına yansıt Etmiyorlar. Bundan dolayı kitap ehli oldukları, belirli bir inanç sistemine, belirli bir dine sahip oldukları biçimindeki iddiaları, realite ile çelişen kuru bir davadan ibarettir okuyoruz. Burada peygamberimiz kitap ehlinin din, iman, inanç sistemi bakımından boşlukta olduklarını, hiçbir güvenilir temele dayanmadıklarını yüzlerine vurmakla yükümlü tutuluyor. Oysa peygamberimize bu kesin ve yüzcülükten uzak direktif verilirken bu adamlar kendi kutsal kitaplarını okuyorlar, kendilerine Yahudilik ve Hristiyanlık yaftalarını yakıştırarak aslında mümin kimseler olduklarını söylüyorlardı. Fakat peygamberimiz yüzlerine vurmakla yükümlü tutulduğu ilahi tebliğ, onların kendilerine yakıştırdıkları bu sıfatların hiçbirini onaylamaya yanaşmıyordu. Çünkü, din, dille söylenen bir takım kuru sözler, okunan ve törenlere çeşni katan kitaplar, miras olarak devralınan ya da yakıştırma yolu ile sahip çıkılan bir takım sıfatlar ve yaftalar demek değildir. Din, hayat sistemidir, yaşama biçimidir, kalplere işlemiş inancı, ibadetlerde somutlaşmış bir kulluk yaklaşımını ve hayatın tüm yönlerine yansıyan bir uygulama çabasını içeren bir hayat sistemidir. İşte kitap Kitap ehli, dini, bu temel tabana oturtmamış oldukları için, Peygamberimize herhangi bir dine dayanmadıklarını, bu yönden tamamen boşlukta olduklarını yüzlerine karşı haykırması direktifi verilmiştir. Çünkü Tevrata, İncile ve Yüce Allah tarafından indirilen diğer mesajlara uymanın başta gelen gereği Kitap ehlinin Peygamberimiz tarafından getirilen dine girmeleri idi. Sebebine gelince, bütün Peygamberlere inanacakları onları tutup destekleyeceklerine dair kendilerinden söz alınmıştı. Peygamberimiz ile Müslümanlar hakkında hem Tevrat'ta hem de İncil'de onlara tanıtıcı bilgiler verilmişti. Bu gerçeği bize en doğru sözlerin söyleyicisi olan yüce Allah haber veriyor. Buna göre kitap ehli, Tevrat'a, İncil'e ve Rabbileri tarafından indirilmiş olan diğer mesajlara gereği gibi uymamış oluyorlardı. Acaba buradaki, Rabbileri tarafından kendilerine indirilmiş diğer mesajlar ifadesinden maksat nedir? Bu ifade ile ister bazı tefsir bilginlerinin dedikleri gibi, Kur'an-ı Kerim kastedilmiş olsun, isterse Davud'a indirilen Zebur gibi daha önce gelen diğer kutsal kitaplar kastedilmiş olsun, fark etmez. Her iki durumda da şu sözümüz geçerlidir: Onlar ellerindeki kutsal kitabı onaylayan ve ana amacını bünyesinde içeren bu yeni dine girmedikçe, Tevrat'a, İncil'e ve Rabbleri tarafından indirilen diğer mesajlara gereği gibi uymuş olmayacaklardır. Onlar bu son dine girmedikçe Bizzat yüce Allah'ın tanıklığı ile temelsiz, dayanaksız kalacaklardır. Peygamberimiz burada onlar hakkındaki bu ilahi kararı yüzlerine vurmakla gerçek niteliklerini ve konumlarını kendilerine net bir dille tebliğ etmekle yükümlü tutuluyor. Aksi halde Rabb'inin elçisi olma görevini yerine getirmemiş sayılacaktır. Aman Allah'ım, ne ağır tehdit. Hiç kuşkusuz yüce Allah, bu gerçeğin yüzlerine vurulmasının, bu kesin söze muhatap olmalarının onların kafirliklerini, azgınlıklarını, inatlarını ve olumsuz reaksiyonlarını artıracağını biliyordu, fakat bu bilgisi Peygamberimize, bu gerçeği yüzlerine vurmasını emretmesini engel oluşturmadı, ayrıca Peygamberimize, bu açık bildirim sebebiyle, katmerleşecek olan kafirlikleri, azgınlıkları, sapıklıkları, ilahi çağrı ya kulak asmamazlıkları yüzünden esefe kapılmamasını, üzülmemesini telkin ediyor. Çünkü Yüce Allah'ın hikmeti, doğru sözü mertçe haykırılmasını ve insanların vicdanlarını etkileme şansına kavuşturulmasını gerektiriyor. Bundan sonra ise, doğru yola giren bile bile girsin ve sapıtan da bile bile sapıtsın, Yüce Allah'ın deyimiyle, mahvolun bile bile mahvolsun, hayat bulan bile bile hayat bulsun, Enfıl Suresi, 42 ayetin devamını okuyalım. Şimdi yeniden Müslümanlar ile kitap ehli arasında dostluk, işbirliği ve yardımlaşma meselesine dönüyoruz. Yalnız burada bu meseleyi, Peygamberimize yöneltilen yukarıdaki açık sözlü tebliğ yükümlülüğünün ve bu kesin tavır yüzünden çoğu ehli kitap bağlıları arasında görülen kafirlik ve azgınlık tırmanmasının ışığı altında ele alacağız, acaba ne görüyoruz? Gördüğümüz bir başka realite de şudur, Yüce Allah, bu gerçeği onların yüzlerine vurulmasının, çoğunu daha koyu bir kafirliğe ve azgınlığa sürükleyeceğini biliyor, buna rağmen Peygamberimize, bu gerçeği hiç çekinmeden yüzlerine vurmayı emrediyor ve bu yüzden çoğunluğunda meydana gelecek olan sapıklık artışı karşısında üzüntüye kapılmamasını tembihliyor. İndirilen diğer mesajlara uymadılar ki Müslüman onları şu ya da bu oranda aslı temeli olan bir inancın sahibi saysın Müslüman yüce Allah'ın kararından başka bir karar veremez ki Yüce Allah'ın sözü her zaman geçerlidir konjonktürel şartlar onun hükmünü ortadan kaldırmaz eğer bu konuda yüce Allah'ın söylediği sözü son söz olarak kabul edersek ki işin doğrusu ve yapılması gerekeni budur. Bu gerçeği Yahudiler ile Hristiyanların yüzlerine vurunca küplere bineceklerini, bize karşı daha saldırgan kesileceklerini hesap etmeye kalkışamayız. Bu tehlikeleri önlemek bahanesiyle sevgilerini, sempatilerini kazanalım diye sizin dininiz doğru bir dindir. Biz sizin dininizin doğruluğunu onaylıyoruz geliniz, el ele verelim de hem sizin dininizi hem de bizim dinimizi ortak düşmanımız olan Allah tanımazlığa karşı savunalım, diyemeyiz, böylece onların asılsız inançlarını, Yüce Allah'ın tek kabul ettiği din olan, kendi hak dinimiz ile eş değer saymaya yeltenemeyiz. Yüce Allah, bize böyle bir direktif vermiyor, böyle bir onaylamaya kalkışmamızı kabul etmiyor, böyle bir işbirliğine girişmemizin günahını bize bağışlamıyor, hatta böyle bir işbirliğine kaynaklık eden düşüncemizin suçunu bile affetmiyor. Çünkü o takdirde biz, Yüce Allah'ın kararından başka bir karar vermiş, onun tercihine aykırı bir tercih ortaya koymuş oluruz, bunun sonucunda, sapık bir inanç sistemini, ilahi, bir din olarak tanıyarak onunla, ilahi din bazında ortak olduğumuzu söylemiş oluruz. Oysa Yüce Allah, Yahudiler ile Hristiyanların, Tevrat'a, İncile ve Allah tarafından indirilmiş diğer mesajlara uymadıkça, hiçbir gerçek kırıntısına dayanmış sayılamayacaklarını söylüyor. Yahudiler ile Hristiyanlar ise, Allah'ın bu şartını yerine getirmiyorlar, onun bu sözüne kulak asmıyorlar. Gerek bu sözde Müslümanlar ve gerekse öbürleri, yani Yahudiler ile Hristiyanlar, ne zaman Yüce Allah'ın kitabını hayatlarında uygulamaya koyarlarsa işte o zaman, Müslüman, onlarla işbirliği yapabilir, ancak o zaman onlarla el ele vererek, Allah tanımazlık ateizm belasına ve bu insanlık musibetinin taraftarlarına karşı, dinin ve dindarların savunmasına girişebilir, ama bu ortak noktada buluşulmadan önce böylesine bir bir işbirliği boş bir iştir, aldanmışların ya da aldatıcıların ileri sürdükleri bir yutturmaca, iki yüzlü bir kandırmacadır. Müslüman olduklarını söyledikleri halde Yüce Allah'ın indirmiş olduğu mesajların gereğine uymayanlar da tıpkı bu Yahudi ve Hristiyanlar gibidirler, onlar da inanç bakımından boşluktadırlar, gerçeklik temelinden yoksundurlar, Yüce Allah'ın yukarıdaki sözü, kitaplarının hükümlerini benliklerinde ve hayatlarında uygulamaya koymayan bütün kutsal kitap taraftarları için geçerlidir, Müslüman olmak isteyen kimse, Yüce Allah'ın kitabı benliğinde ve hayatında uygulamaya koyduktan sonra bu kitabı uygulama dışı tutanlara karşı bu kitabın hükümlerine uymadıkça hiçbir gerçeğe dayanmadıklarını dindar oldukları şeklindeki iddialarının bizzat dinin sahibi olan yüce Allah tarafından reddedildiğini açık açık haykırmakla görevlidir. Bu konuda net bir tavır ortaya koymak zorunludur. Yüce Allah'ın kitabını benliğinde ve hayatında uygulamaya koyan müslü Müslümanın bundan sonraki görevi ilahi kitabın içeriğine yüz çevirmiş söz konusu kişileri yeni baştan İslam'a çağırmaktır. Çünkü insanın sadece kuru sözle ya da mirasçılık mantığı ile Müslümanlık iddiasında bulunması onu Müslüman yapmaz, kalbini imanla doldurmaz, yüce Allah'ın dinine bağlılık sıfatı kazandırmaz. Böyle bir kimse hangi milletten olursa olsun, hangi zamanda yaşarsa yaşasın fark etmez. Yüce Allah'ın dini, ne kuru bir yafta, ne içi boş bir slogan ve ne de atalardan geçen bir miras değildir. Yüce Allah'ın dini, vicdanlara yansıyan ve hayat tarzlarında, kalpleri donatan inanç sisteminde, Allah'a sunulan ibadet amaçlı davranışlarda ve hayata yön veren sosyal düzende somutlaşan bir realitedir. Yüce Allah'ın dini ancak, bu çok boyutlu bütünlük içinde var olabilir, insanlar bu çok boyutlu bütünlüğü vicdanlarında ve hayat tarzlarında gerçekleştirmedikçe yüce Allah'ın dinine koyulmuş sayılamazlar. Bunun dışındaki her görüş tarzı inanç sistemini sulandırmak ve gönül avutmaktır. Dürüst bir Müslüman böyle bir aldatmacaya asla girişmez. Bazı davetçiler kimi zaman lafa ağızlarında eveleyip geveleyerek ve kemküm ederek insanların inandıkları ve pratik hayatlarında uyguladıkları batıl ile benimsenmesine çağırdıkları hak arasındaki köklü farklılığı, savundukları gerçek ile karşılarındakilerin uyduğu eğrinin arasındaki uçurumu belirtmekten kaçınırlar. Söz konusu davetçiler ya içinde bulundukları özel şartların baskısı ile ya da insanların hayat tarzlarının düşüncelerinin ve inançlarının kendilerine Dikte ettiği pratik realiteye ters düşmekten çekindikleri için bu tavizci yola başvururlar fakat onlar iyi bilmelidirler ki bu durumda karşılarındaki insanları aldatmış, kayba uğratmış olurlar çünkü onlara kendilerinden ne yapmalarını istediklerini olduğu gibi anlatmamışlardır. Üstelik yüce Allah'ın kendilerini duyurmakla görevlendirdiği gerçekleri insanlara duyurmamış olurlar. İslam davetçisi, insanları benimsemeye çağırdığı gerçeği bütün yönleri ile buyurmadıkça ve yağcılıksız, tavizsiz bir dille karşısındakilerin inanç sistemlerindeki bozuklukları olduğu gibi ortaya dökmedikçe, Yüce Allah'ın mesajını insanlara duyurmuş ve böylece insanların Allah karşısında ileri sürebilecekleri gerçeklerden habersizlik bahanesinin yolunu tıkamış sayılamaz, eğer davetçi, insanlara zarar dokundurmaktadır gerçekten kaçınmak istiyorsa ve onlara yararlı kalmayı amaçlıyorsa şu yöntemi adım adım izlemelidir. Karşısındakilerin inanç açısından boşlukta olduklarını, inandıkları ve hayatlarına yansıttıkları yargıların kökten asılsız ve eğri olduğunu açık açık söylemelidir. Onları, bağlı oldukları ve hayatlarında uyguladıkları düşüncelerden tamamen farklı bir inanç ve düşünce sistemine çağırdığını belirtmelidir. Kendilerini köklü bir değişime, uzak amaçlı bir dönüşüme, uzun bir yolculuğa, düşüncelerinde, sosyal kurumlarında, düzenlerinde ve ahlak sistemlerinde çok boyutlu bir başkalaşıma çağırdığını peşinen açıklamalıdır. Böylece insanlar davetçilerin aydınlatıcı açıklamaları sayesinde benimsemeye çağrıldıkları gerçekle aralarındaki mesafenin boyunu net olarak öğrenmelidir. Ta ki, bu bilginin ışığında, Yüce Allah'ın deyimiyle, mahvolun bile bile mahvolsun, hayat bulan da bile bile hayat bulsun. Ey peygamber, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı insanlara duyur, eğer bunu yapmazsan onun elçisi olma görevini yerine getirmemiş olursun, Allah seni insanlardan korur, Allah kafirleri doğru yola iletmez. Oysa doğru yol bu değildir, cahiliye, tüm yeryüzünü kaplamış olsa da, yine cahiliyedir. Tüm insanların pratikleri, Yüce Allah'ın dinine dayanmadığı sürece hiçtir, temelsizdir, davetçinin görevi aynıdır, bu görevi ne sapıkların kalabalıklığı ve ne de eğrilik, batıl, yanlılarının şişkin görünümü değiştiremez, çünkü eğrilik kof bir sistir, bu davanın ilk çağrısı, nasıl o günün tüm yeryüzü halkına inanç ve hayat biçimi bakımından bir hiç olduklarını haykırarak işe başladı ise, bugün de bu misyon sesinin olanca gürlüğü ile ortalığı çınlatmaya devam etmelidir, zaman döndü dolaştı ve yüce Allah'ın peygamberimizi duyurma görevi ile gönderdiği, ona şöyle seslendiği günün benzerine gelip dayandı, yüce Allah'ın bu çağrısını bir daha okuyoruz. Bu ayetlerin devamında yüce Allah'ın insanlardan kabul edeceği dinin ne olduğu son kez vurgulanıyor. Evet, insanların sıfatları, unvanları ve Allah'ın sonuncu elçisi olan peygamberimizden önce bağlı oldukları inanç sistemleri ne olursa olsun, acaba yüce Allah onlardan hangi dini kabul ediyor? Tarihin karanlık dönemlerinden günümüze kadar ortaya çıkmış çeşitli dinlere ve mezheplere bölünen insanlık acaba hangi dinin ortak platformunda buluşmalı, kaynaşmalıdır, okuyalım. Müminlerden, Yahudilerden, Sabiilerden, yıldıza tapanlardan ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanarak iyi ameller işleyenler için korku söz konusu değildir, onlar hiç üzülmeyeceklerdir. Buradaki, müminlerden maksat, Müslümanlardır, Yahudilerden ise İsrailoğulları, Sabiler ise çoğu tefsir bilginlerinin ileri sürdüklerine göre, Peygamberimizin peygamber olarak görevlendirilişinden önce, putperestliği bırakarak belirli bir dine ya da mezhebe bağlanmaksızın tek ilaha kulluk etmeye yönelen bir insan topluluğudur, aralarında çok az sayıda Arap da vardır, Hristiyanlardan maksat da bilindiği gibi Hazreti İsa'nın selam üzerine olsun taraftarlarıdır. Okuduğumuz ayet şu ilkeyi ortaya koyuyor: Kim Allah'a ahiret gününe inanır ve iyi ameller işlerse kurtuluşa ermiştir. Yalnız bu ayetten dolaylı olarak bir diğer bazı ayetlerden doğrudan doğruya çıkardığımız anlama göre kurtuluşa erecek bu kimseler burada söz konusu edilen şartları yüce Allah'ın sonuncu elçisi olan peygamberimizin getirdiği talimatlar uyarınca yerine getirmelidirler. Bu takdirde bunun yanı sıra bu kimseler artık ne daha önceki sapık inançlarından dolayı ve ne de o güne kadar taşıdıkları çeşitli unvanlar ve adlardan ötürü sorumlu tutulmayacaklardır çünkü önemli olan en son unvandır. Kim Allah'ı, peygamberi ve müminleri dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın tarafını tutanların grubudur. Maide suresi 56 bu ilke, din, kavramından zorunlu ve dolaysız olarak anlaşılan ve hiçbir gerçek Müslümanın, günümüzün güçlü görünümlü cahiliye realitesinin baskısı altında ağzında eveleyip geveleyebileceği, kekemeli ve kemkümlü ifadeler ile boğuntuya gelmesine meydan vermeye razı olamayacağı kesin bir gerçektir. Bu ilke aynı zamanda Müslümanın, yeryüzünde yaşayan diğer insanlarla ilişki kurarken de ölçü olarak tutacağı, ve asla gözden kaçırmayacağı bir prensiptir. Müslüman her dinin ve her mezhebin taraftarına bu ilkenin ışığında not verecektir. Günümüz cahiliye uygarlığının baskısı Müslümanı bu konuda kaypaklığa zorlamamalı. Onu söz konusu sapık dinlerin ve mezheplerin taraftarlarını aklamaya, sözde dinlerini yüce Allah'ın kabul edebileceği gerçek bir din saymaya, onları dost, yandaş ve müttefik edinmeye sürüklememeli. Yahudilerin kırlı tarihleri. 70 biz İsrailoğulları'ndan kesin söz aldık ve onlara çok sayıda peygamber gönderdik. Fakat peygamberler kendilerine nefislerinin hoşuna gitmeyen bir mesaj getirdikçe kimisini yalanlıyor, kimisini de öldürüyorlardı. 71 Bu cinayetleri hiçbir fitneye, hiçbir kargaşaya yol açmayacak sandılar. Gözleri kör ve kulakları sağır oldu. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Fakat arkasından çoğu yine kör ve sağır oldu. Hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görüyor. Yahudilerin tarihleri pek eski ve geçmişleri pek kirlidir. Başka bir deyimle, Peygamberimize karşı takınmış oldukları olumsuz tutum, bu türden tutumlarının ne ilki ve ne sonuncusudur. Onlar Hakk'a karşı çıkmayı ve ona sırt dönmeyi, Yüce Allah'a verdikleri sözlerden dönmeyi, Yüce Allah'ın dinini bir yana bırakarak nefislerinin arzularını ilah edinmeyi, sürekli günah işlemeyi, Hakk'a çağıranlara saldırmayı, Hak çağrısına düşmeyi, düşmanca karşılık vermeyi huy ve gelenek haline getirmişlerdir. İlk ayeti tekrarlıyoruz. Biz İsrailoğullarından kesin söz aldık ve onlara çok sayıda peygamber gönderdik, fakat peygamberler kendilerine nefislerinin hoşuna gitmeyen bir mesaj getirdikçe kimisini yalanlıyor, kimisini de öldürüyorlardı. Yahudilerin peygamberlerine karşı neler yaptıklarını içeren suç dosyası kabarıktır. Bu dosyanın sayfaları, yalanlamalarla, dönekliklerle, yüz çevirmelerle, öldürmelerle, saldırılarla, arzu ve ihtiras tutsaklıkları ile dop doludur. Bu cinayetleri hiçbir fitneye, hiçbir kargaşaya yol açmayacak sandılar, gözleri kör ve kulakları sağır oldu. Belki de Yüce Allah bu yüzden, Yahudilerin tarihini Müslüman ümmeti uzun uzun ve ayrıntılı olarak anlatıyor. Bu ümmet Yahudiler gibi olmasın, onların durumuna düşmesin, yolunun tökezlenme noktalarında sürçmekten korunsun diye, ya da bu tarihi anlatmanın amacı, Yüce Allah ile sıkı ilişki halinde olan bilinçli Müslümanların yoldaki tökezleme noktalarını önceden kavramalarıdır. Bir başka ihtimal de şu olabilir, ileride bazı bazı Müslüman kuşaklar Yahudilerin içine düşmüş oldukları sapıklığa düşebilirler, uzun yıllar geçince onların da kalpleri kararıp, ihtiraslarına tutsak düşebilirler, o zaman da tıpkı Yahudi zorbalarının uzun tarihleri boyunca yaptıkları gibi, bu sapık Müslüman kuşaklar da gerçeğe yüz dönebilirler ve hak davetçilerinin kimisini yalanlayıp kimisini de öldürebilirler, işte belki o zaman, bu bilinçli ve hakka bağlı Müslümanların Yahudilere gelen peygamberleri örnek almaları istenmiştir. Yüce Allah gözlerinin görme gücünü giderdi. Bu yüzden gördükleri şeylerden hiçbir şey anlayamıyorlardı. Yine Allah kulaklarının işitme gücünü giderdi. Bu yüzden kulaklarına gelen seslerden hiçbir anlam çıkaramıyorlardı. Devam ediyoruz. Ediyoruz. Fakat arkasından çoğu yine kör ve sağır oldular. Hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görüyor.